A-Spor ekranlarından herkese merhabalar. Birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gazete manşetleri üzerinden günün gündemini değerlendireceğiz. Bir transfer gelişmesini de ekranda görüyorsunuz. Lazio, Vedat Muriç için İstanbul'da masada ciddi bir teklif var. Turgay Demir'e ilk olarak hoş geldiniz demek istiyorum. Sonrasında Ahmet Selim Kula gideceğiz. Kırmızı varsa bir sonra konuşuruz. Önce kırmızıyı alalım. Sonrasında uzun uzun bu konuyu değerlendireceğiz. Vedat Muriç ve Lazio arasında bir transfer gelişmesi söz konusu. Fenerbahçe'nin buna bakış açısı nedir? Teklif ne? Şartlar nasıl? Ahmet Selim Kul bizleri bu konuda bilgilendirecek. Söz kendisinde. Teşekkürler Kerem Can Bulat. Turgay Demir'e de selam gönderelim. Kırmızımızı hemen verelim. Lazio yetkilileri dün Vedat Muriç için İstanbul'a geldi ve bugün de Fenerbahçe yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecekler. Lazio'nun teklifi 15 milyon euro artı 3 milyon euro da bonuslar. İtalyan kulübünün teklifi bu şekilde. Sarı lacivertliler bu teklifi nasıl değerlendirecek? Tabii ki daha yükseltmeye çalışacaklar ama İtalyanların masaya koyduğu ilk resmi teklif 15 milyon euro artı 3 milyon euro da bonuslar şeklinde olacağını belirtelim. Tabii Vedat Muriç'i transfer ettiğinde Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un sonraki satıştan %15 payının da olduğunu düşünürsek Fenerbahçe bu teklifi daha yukarı çekebilmek için çabalayacaktır. Görüşmeler sürecek. İtalyan kulübünün yetkilileri buraya geldi dedik. Şunu söyleyelim. Sportif direktör yardımcısına kadar buradalar ve Vedat Muriç transferini bitirmek için çabalıyorlar. Bunu belirtelim. İtalyanlar Vedat Muriç konusunda oldukça ciddiler. Biz aslında daha önce West Bromwich'in de Vedat Muriç'i istediğini, Slaven Bilic'in de istediğini belirtmiştik. Ama burada Lazio elini çabuk tutmak istiyor. Tabii İngiliz kulübü bu hamle karşısında ne yapacak soru işareti. Ama şunu söyleyebiliriz ki Lazio Vedat Muriç transferi bir yola girdi. Bu transferin gerçekleşme ihtimali ciddileşiyor gitgide. Tabii ki Vedat Muriç Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirdi. Ertesinde bu tekliflerin gelmesi normal. Tekrar edelim. İtalyanlar İstanbul'a geldiler dün ve bugün de Fenerbahçe kulübü yetkilileriyle görüşecekler. Aslında Fenerbahçe için bugün çok hareketli bir gün. 3 transferin açıklanmasını bekliyoruz. Genç oyuncuların da açıklanmasıyla bu sayı artabilir. Oldukça hareketli ki Fenerbahçe kulübü biraz önce bir kez daha paylaşım yaptı sosyal medyadan ve sevgili Ümit Tanılmaz diyerek aslında dün yayınlarımızda söylediğimiz bu hamlelerin bir anlamda da TFF'ye mesaj olduğu doğrular nitelikte bir paylaşım yaptılar. Bugün Gökhan Gönül'ün açıklanmasını bekliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ın açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe için çok hızlı, çok hareketli bir gün olacak. Sol bek konusunda da açıklamalar bekliyoruz. Sarı lacivertler söylediğimiz gibi bugün oldukça sıcak, oldukça hareketli bir gün geçirecek. Bugünün içinde biz de bu önemli gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım. Lazio yetkilileri şu anda İstanbul'dalar ve bugün Fenerbahçe yetkilileriyle görüşerek transfer konusunda orta yolu bulmaya çalışacak. Ve Lazio'nun teklifinin 15 milyon euro direkt ve 3 milyon euro da bonuslar olduğunu belirtelim. Sözü de tekrar stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim Kul, sanıyorum beni duyabiliyorsun. Turgay Demir'in de sana bir sorusu olacak. Seni duyuyorsa beni de duyuyordur. Şunu sormak istiyorum sevgili kardeşim. Fenerbahçe'ye hakim birisin. Şimdi bu teklifi aslında gerçekçi bakarsak Fenerbahçe'nin alacağı para 12 milyon euro. Bonuslar başarıya göre gelecek. Hani Lazio'nun kendi başarısına göre. Onu bir bonusu geçelim. Üçü de Rize'ye gidecek. Yaklaşık üçü de Rize'ye gidecek. 2.750 falan. Yani Fenerbahçe'ye teklif 12 milyon euro. Fenerbahçe bu rakamla Vedat gibi bir golcünün yerini doldurabilir mi sana göre? Bugüne kadar yaptığı girişim havuzu sen yayınladın çünkü. O santrfor adayları, golcü adayları arasında böyle bir rakama Vedat'ın yerini dolduracak bir adam var mıydı? Şöyle söyleyelim, Fenerbahçe transferde aslında oldukça hızlı ilerliyor. Forvet içinde bayağı birçok aday var. Biz bunların bazılarını dile getirdik ama tabii ki Vedat Muriç 15 gol attı. Birçok gole etki etti. Oldukça iyi bir performans gösterdi. Ben bu rakamın zaten biraz daha yukarı çekileceğini düşünüyorum. Yani bu sonuçta Lazio'nun masaya koyduğu ilk resmi teklif. Ben bu rakamın biraz daha yukarı çekileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe burada Lazio'ya o %15'lik payı da dikkate alınarak bir teklif yaptırmak isteyecek.
isteyecektir. Sonraki satıştan pay, yani bunu olabildiğince arttırmak isteyecektir. Tabii pandemi sonrasında futbolcu transfer bedellerinin belli ölçüde düşmesini bekliyoruz. Bunu da unutulmaması gerekiyor ama Vedat Muriç'i gitmesi halinde Fenerbahçe zaten forvet transferi yapmayı düşünüyordu. Bu forvet transferi sayısı artacak. Yani bir oyuncuyla doldurmaya çalışmak yerine oraya iyi 2-3 tane oyuncu alıp Vedat Muriç'in etkisini azaltmak istiyor. Fenerbahçe burada kiralama yoluna gidecek. Bonservis harcamak en son seçenek olacak. Tabii ki Vedat Muriç'in yerini doldurmak zor değil ama bu şartlarda Fenerbahçe'nin de oyuncu satışı yapması gerekiyor ve bu anlamda en iyi gelir getirecek oyuncusu Fenerbahçe'nin Vedat Muriç. Kolay olmayacak ama bununla ilgili de planlar olduğunu söyleyelim. Bu pazarlıklar devam edecek. Dediğim gibi başka bir resmi teklifte gelmesi Fenerbahçe'nin bu anlamda elini güçlendirecektir. Bu anlamda İngiltere'den de dediğimiz gibi West Bromwich'in de nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Ama şu anda elimizdeki bilgi Lazyo'luların burada olduğu ve Vedat Muriç için Fenerbahçe kulübüyle görüşecekleri. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula aktardıkları için. Gerçekten birçok manşet var aslında üstüne konuşacağımız. Belki de bu yarının konusu olacaktı ama Vedat Muriç'le bir giriş yapabiliriz. Fenerbahçe'de iyi performans sergiledi özellikle ikinci devrede. İlk yarıda özür diliyorum. İkinci devrede takımın düşüşüyle beraber belki o da en iyi görüntüsünün uzağındaydı. 18 milyon euro masada bonuslarla beraber nasıl buldunuz teklifi? Şimdi bir defa Vedat tipinde bir santrfor Avrupa'da yok. Arkadan gelenler var. Charlotte var, o Dortmund'daki Charlotte'un teyze oğlu var ya. Teyze oğlu o var. Yani eski Schuker vardı ona benzer. Belki Van Basten'i gösteririz. Tam olarak aynı stil değiller ama yani uzun boylu, buna rağmen çabuk, buna rağmen akıl koyan birkaç santrfor hatırlıyoruz. İtalya deyince de Schuker geliyor benim aklıma. O da yani havadan yerden iyi ve boylu postlu biriydi. Şimdi Vedat gibi bir adamı yerine doldurmak çok zor. Ben onun altını çizmeye çalışıyorum. Hı hı. Buradaki 18 milyon euro'nun 3 milyon euro şeye bağlı. Lazio'nun performansına, işte Vedat şu kadar maç oynarsa, biz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidersek muhtemelen öyle olacaktır yani. Çünkü aklın yolu bir. Onu geçelim. 9 yıldır Juventus'un şampiyon olduğu birlikte yani Lazio'nun... Ama neye bağlı o primler onu bilmiyoruz. 3-4 şeye bağlı. Bir, şampiyon Vedat'ın olamazlar. Vedat, çok kolay bir şey değil. Şampiyonla bağlı olmaz. Vedat oynama sayısına bağlı. Şu kadar maç oynarsa artı şu kadar öderiz diye. İki, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidersek. Bu tür şeyler olur. Yani prim tarafını geçelim. Geriye kaldı 15 milyon euro. %15'i Rize Spor'un, yani 2250. Geriye kaldı 13 milyon euro. Şimdi bugün 13 milyon euroya Vedat'ı satarsan seneye Vedat'ın 30-35 ettiğini haberlerde okuruz yani. Vedat çünkü futbolu unutacak değil. Futbolu iyi bilen. Modern, bugün günümüz futboluna çok katkı yapan. Gerektiğinde orta sahaya kadar gelebilen. Sırtı dönük oynayıp iki tane uçak kanadı gibi kollarını açtığında sağından soluna gel geç diyen. Yani her türlü bugünkü futbolun içinde her türlü sistemde ve taktikte olan bir adam. Gerçekten iyi oyuncu. Evet. Şimdi bu adamı verdiğin zaman kemiksiz 20 milyon euro alman lazım. Kemiksiz. Yani diyeceksin ki bana 20 vereceksin, 2 de Rize'ye vereceksin. Alman lazım. Ya da totalde buna denk getirmen lazım. Yani nedir o? Rakam bu olur. Lazio'dan bir adam alırsın. Atıyorum parasını Lazio öder. Yani öyle bir şey. Burada Fenerbahçe, şunu bilsin, Fenerbahçe'nin satacağı 10 tane oyuncu yok elinde. Bence bir tane var ya. Sağlam şekilde masada duracağı bir oyuncusu var. O da Vedat Muriç. Diğerlerini de satar öyle böyle ama bu Fenerbahçe'nin limitleri aşmasını sağlar. Limitlere takılmasını önler. Yeni sezon için daha güçlü bir yapı kurmasını sağlayabilir. O yüzden Fenerbahçe de bunları düşünecektir. Ben Vedat'ı bu rakamlara vermem. Düşüneyim derim. O arada İngilizlere derim ki hep bize yaptıklarını yaparım yani. Hatta İtalya'da başka bir kulübe bak Lazio istiyor, siz de ister misiniz derim. Dedirtirim. Yani elinde bir tane mal var. Parlatabildiğim kadar İngilizler parlatırım. İngilizler bu haberden sonra zaten muhtemelen eğer ilgileri devam ediyorsa uyanacaklardır. Aynen öyle. Parlatabildiğin kadar parlatacaksın. Çünkü bu senin elindeki en değerli hazine. Yani para edecek oyuncun. Bir de yeri de kolay olmaz. Yani Rize Spor'dan almışsın. Sana sanki 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynamış. Uyum süreci hiç sıkıntı yaşamamış. O nedenle Vedat özel bir oyuncu. Fiyatının da özel olması lazım deyip ben noktalıyım. Birazcık daha bu teklifin artacağını söylüyor Ahmet Selim Kul. Acaba gerçekçi bakarsak nasıl bir noktaya gelebilir?
Yani Ahmet Selim Kul'un beklentisi bana göre şu. 3 milyon bonus kalır orada yani. Gene 3 milyon bonus olur. Fenerbahçe'de net 15 alır. Yani Rize'ye gidecek parayı saymıyorsun. Rize'ye gidecek paranın dışında yani ne de yaklaşık 17'ye falan çıkar. Rize konusunu Lazio düşünmez. Kasalarından ne kadar çıkacak? Ama Fenerbahçe'nin ben şeyini söylüyorum. Fenerbahçe der ki ben Rize'ye 2,5 vereceğim. Benim elim 15 net kalsın. Tamam, bonus da kabul ediyorum der.